Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Infection Free Zone'la karşınızdayım. Biliyorsunuz sevgili dostlar, Infection Free Zone zombilere karşı mücadele ettiğimiz bir oyun. Kendi kolonimizi hayatta tutmaya çalışıyor ve kendimizi olabildiğince şuraya koyabilirsin istersen bebeğim. Kapattım kuzum. Kendimizi olabildiğince geliştirmeye çalışıyoruz efendim. Prologunu falan oynadım ama çok da başarılı olamadım. Tam lokasyon olarak atış yapmak istemiyorum ama Ankara tarafı var. Ankara, Yeni Mahalle, Çankaya, Altındağ. Hey yavrum hey, böyle parsel parsel seçebiliyorsun galiba ya. Bir Ankara'da Sincan savunması. Yok, şöyle yapalım. İlk başta bir oyunun önerdiği yerlerde bir oynayalım. Bence Fransa'da bir savunma yapabiliriz ya da Ankara'da Adana'da. Ankara'da Adana'da, evet. Türkiye'de Adana'da abi. Adana'da fight atabiliriz. En güzeli. Dünyanın istediğin yerini seçebiliyorsun. Adana. Tamam, burada fight atarım abi. Okey. Burası eskiden yoğun nüfuslu bir bölgeydi. Zorluk derecesi çok yüksek olabilir. Devam etmek istediğine emin misin? O ne lan? Ha, daha böyle daha şey yerleri seçebiliyorum galiba. Daha rahat yerleri. Anladım. Zorluk derecesi değişiyor duruma göre ha? Birader, o güzel bir olaymış. O zaman bana ne lazım biliyor musunuz? Dur lan. Nereye tıkladım ben? Sakin bir yerleşim yeri. Ada olabilir mesela. Girit Adası ya da Kıbrıs. Kıbrıs'ın o kadar yoğun olacağını düşünmüyorum. Kıbrıs değil mi? Ne kadar dolu olabilir bilmiyorum da. Gazi Mausa. Lefkoşa tarafı kalabalıktır. Yeşil noktalar yoğunluğu gösteriyor galiba. Vallahi nerede oynayacağımı bilemedim ya. Tamam, çok fazla oyalanmayacağım. Abi Ankara'da başlıyorum. Herhalde Ankara'da Sincan'ın nüfusu çok fazla değildir, öyle değil mi? Şöyle şurası. Ulan gene mi çok yüksek zorluk? Allah Allah. Tamam birader, ben Amerika'yı seçiyorum. Okey, ben Amerika'yı seçiyorum abi. Bölgenin adı. Enfeksiyonsuz bölge, insanlar, kaynaklar, enfekte sürüsü, zorluk orta. Başla gitsin ya. Başla gitsin. Öteki türlü ben bu seçim ekranından çıkamayacağım hocam. Ben posa bu seçim ekranına tıklanıp kalacağım yani. Sahra çölünde. Orada da kaynak bulamayız be abi. What we called the mad virus appeared out of nowhere. It made people turn extremely violent, aggressive and unreasonable. Sesleri çok kıstım galiba. Soon later, the infected became bloodthirsty, more like vampires than human. There was chaos, panic and war for survival. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Even our loved ones could become a threat. The infection spread quickly throughout the entire globe. Every region, every country, every city.
Drastic measures were taken to get rid of the infected, but they all failed. The last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters, ones that we improvised in garages and basements, loaded with food, water, and air filtration systems. These were the places where we survived, sealed from the outside. For so long, we waited for any signal, any info that a cure had been found, or the situation stabilized. Instead, we listened as the world grew quiet. Our resources were becoming depleted. Life support systems were failing. And just as we were losing all hope, we received a distant call. This was the impulse we needed. There were others out there. We could come back to the surface. No more hiding. Allah'ım ellerine sağlık. Ruins of the old world. We will build our new home. Yozgat'ta Çemik Kesek köyünden Çemik Kesek köyünden uygarlığı tekrar kurmak. Güzel olabilirdi abi. Okay, find something to eat as fast as possible. Operator, going there. Şöyle bir panelleri falan hatırlamaya çalışıyorum. İnsanların modu memnun. Aa, surmur çekiyorduk yerleşim yerine. Bir şeyler yapıyorduk böyle. Okey, yani alanlar falan fena gözükmüyor. Takım 1. Hepsi silahlı milahlı. Gidip bir alanı araştıracaklar, şey yapacaklar. Ana base'e yapılabilecek bir şey yok daha galiba. Yan yerleri falan alıyorduk. Nasıl bir şey yaparız biliyor musunuz? Şurayı bizim kendi evimiz olarak ayarlayabiliriz bence ya. Etrafa sur çekip. Mekan temiz. 4 kutu konserve getirdi. Toplanan konserveleri adamlar gelip genel merkeze iletecekler. Hayatta kalma oyunu oynuyoruz dostlar. Zombili hayatta kalma oyunu. Hah, kaynak arama sayfası için V'ye bas. Aa bak, burada sağlık için önemli bir yer var. Birader, normalde burası çok büyük bir yer de. Okay. I'll point you where to go. Bu 911 operatördekinin sesi bu arada. Chief, I will speak on behalf of the other citizens. Let us go and adapt the building. Yes. That sounds like a good idea. Binaların yaşam alanları için barınaklara dönüştür. Abi şöyle yapalım. Let's do it. Şurayı araştır. Oradan buraya geç. Hem şu iki yeri araştırıp eve bir kaynak götürsün. Hem de buraları şey yapalım. Araştırma falan filan var böyle. Oğlum çok keyifli bir oyuna benziyor lan. Komple sokağa kapatacağım. Aynen öyle. Komple sokağa kapatacağım. Niyetim o. Aha da adamlar burada kaynak arıyor. Ya bunun tam sürüm hali çok iyi olmuş bu arada. 5 tane takım kurabiliyoruz gördüğüm kadarıyla. Totalde 5 takıma kadar hizmet verebiliyoruz herhalde. Konserve yemek falan filan var. Burayı sanırım binayı uyarla deyip genel merkez ya da depo değil de barınak olarak ayarlamak lazım. Aynen bak, barınak olarak ayarladığın vakit 25 birim odunu kullanarak orayı çevirmeye başladı sanırım. Bina temiz, tamam. Orada insanlar çalışıyor. Daha öğlenin saat 1'i. Şuraları bir kontrol et bakayım. Şöyle babuş, sokağı alıp çevreleyeceğim. Şöyle. Böyle bir düşüncem var.
odun kesme işlemi falan uygulayabiliyorduk bu arada. Onları hatırlayamadım ben. Katmanlar, keşif bakışı, ha, alan menüsü. Odun topla. Birader odun olarak, ha şuralardaki ağaçları mağaçları kestirebiliriz ya. Ama bak şuradaki odunu falan toplatırsın. Ama bence öncelikle bir işlemi iptal edelim. İşlemi iptal edelim abi, ne olur ne olmaz. Ha, üstü başı dolduğu için böyle yapıyor. Okey. Yan taraf bir yavaştan barınağa dönsün. Evet abi, evet abi, duvarları bitiştirememiştik en son, onu hatırlıyorum. Duvarları etrafa çekeceğim ya, binaları şey olarak kullanmayacağım. Camlara çıkıyorlar çünkü. Ve evet, ana üstün yeri değişebiliyor. Sevgili Ghost Paşa, çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. İyi seyirler diliyorum. Yerleştiğimiz ev burası. Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir eyaletteyiz. Nerede olduğumuzu tam olarak bilmiyorum. Burayı komple baştan başa almaya çalışacağım. İnşaat merkezinde şey vardı zaten. Teldir, dikenli duvardır, kazıklı çittir. Baba mesela buradan şöyle... Olmuyor, odun yetmiyor muhtemelen de. Aynen. Odun yetmiyor abi. Odun yettiği vakit şey oluyor. Ya ağacı mağacı kesersin, metal arabayı falan toplarsın. Şöyleli bir etrafını çevirirsin buranın ya. Bir tane daha silahlı ekip yapabilir miyim? Yeni takım. Ohohoho. Kate Flores'e baksana. Okey abi. Saat kaç? Öğlen 3. Şu iki yere bak gel. Askeri grubun hepsinin silahları ve mermileri var. Birini barınakta, birini diğer binada bırakacağım. Bina temiz. Okey abi. Yarın sabahtan polis karakoluna gidiyoruz, tamam mı? Yarın böyle sabah vakti direkt polis karakoluna gideceğiz. Polis karakolundan mühimmat falan arayacağız. Polis karakolunun yarı sıra diğer eleman da buradaki binaları araştırmaya devam edecek. Küçük bir yerdeyiz. Muhtemelen başımıza çok şiddetli bir şey gelmeyecektir. Yanlış hatırlamıyorsam oyunda araç mekaniği falan da vardı. Araç falan da aramaya çalışacağız. Oyun Steam'de mevcut efendim, evet. Bir yandan çorba falan içiyorum da dostlar, ondan kamera kapalı. Bina temiz. Güneşin batması 18.23. Güneş alçalıyor, gece olduğunda ne olacağını bilmiyoruz. Karanlıkta kaynak arayarak operasyona devam edebiliriz ama bu çok tehlikeli. Herkes genel merkeze dönsün abi. Herkes güvende kalsın hocam. Duman çıkıyor. İçeride insanlar olabilir. Gidip araştırmamızı tavsiye ediyorum. Araştırırız, bakarız. Oraya adam göndereceğim de şimdilik bir bekleyelim. Barınağın inşası yarım kaldı. Barınağı yapamadım. Etrafta da zombi falan bir şey görmüyorum bu arada. Enfekte tespit mi edildi? Nerede kral? Get ready to fight.
Niye savaşmaya hazırlan dedim ki. Çok güçlü bir gruba benzemiyor. Ya en olmadı bunların gündüz kafasına sıkmaya gidebiliriz. Bunlar şimdi şöyle dostlar. Hikaye gereği soldaki mavi binayı barınak yapacağım. Henüz barınak yapamadım orayı. Hikaye gereği yanlış hatırlamıyorsam bu zombiler gündüzleri saklanıyordu. Uyku halindeydi, geceleri aktiflerdi. İşte bu zombi kılıklılar artık her ne olarak sayılıyorsa. Geceleri aktifler. Gündüzleri saklanıyorlar. Dolayısıyla gündüzleri biz bunların amel defterini kapatırız. Ellerimize polis karakolundan iyi silahlar geçerse, tam otomatik silahlar falan. Gider heriflerin kafasına vururuz. Ayrıca böyle bir odun falan da toplatmaya başlayacağım sivil vatandaşlara. Çevredeki şeylerden bir toplasınlar. Bunlar yana yana dışarıda adam arıyor. Mesela loot yapıyor falan olsak orada bizi bir şişleyebilirler. Aynen öyle efendim. Ben Efsaneyim filmindeki gibi. Çok doğru bir tespit yaptınız. Tek sürü bu mu? Başka bir sürü daha mı var? Oo, bu sürü diğerlerinden daha kuvvetli. Bu sürü diğerlerinden daha kuvvetli. Ya en olmadı iki adam yollayıp aynı anda baskın düzenledip 8 kişiyle kafalarına falan sıktırırım da. O biraz sorun. Şahin'de hoş geldin. Yaklaşıyorlar bu arada. Yaklaşıyorlar da bizim burada olduğumuzu bilemezler. Yarın sabahtan barınak yapımına devam edeceğiz. Odunlar falan kestireceğiz ki etrafta bol bol odunluk arazi var. Hangi eve pusarlarsa da oraya gitmeyeceğim. Karakola girme be. Karakola girme be zombi kardeş. Tam görmediler. Görmediler. 3 parti saydım. 3 parti saydım abi. 3 parti enfekte var, tamam. Bunlar saklanacak yer arıyorlar. Okey. Abi hızlıca polis karakoluna git. Abi hızlıca duman çıkan yere git. Yeni hayatta kalanlar vardır, onları alırız. Abi işçiler çalışmaya başlasın. Şuradan odun. Şurası şeye çok yakın. Abi buradan odun. Toplayabildiğini topla ya. Yani bütün işçileri atamayacağım tabii oraya da. Şuraya maksimum atarım. Zombi sürülerinin kafasına indireceğim bu arada. Çok güzel oyun efendim ya. Agree. Let's build a wooden tower. Ya ahşap kulenin acelesi yok. Şuraları surladın, tamam mı? Mahallenin tek girişini bura yaptın. Etrafına kuleler muleler dikersin. Bina temiz. Canavar gibi cephanelik geldi. Çok iyi. Araba falan bulursanız bu arada arabaya da biniliyordu oyunda. Araba da vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Şunlar ateş yaktı. Bunların kafasına üşüşmediler mi ya? Bring them in.
Abi hayatta kalan herkese ihtiyacımız var. Tabii ki de hayatta kalanları alıyorsun. Bu mekanı arıyorsun. Buralar çok şey yerler, kalabalık yerler. O yüzden önce bir şuraların işini bitirsek o da çok makbule geçer. Hayatta kalan adamlar gidiyor. Bunlar bize bir katılsınlar. Bina temiz. Eve geri dön. Eve geri dön. Bu arada bakın insanların barınacakları bir yer yapıldı. Bir tane de şu karşıya yapmak istiyorum aynı yeri. Kardeşim merhaba. Üretilen, aranılan bütün ürünleri depolayabileceğiniz yer. Depo değil. Buraya da barınak yapmak istiyorum. Buraya da bir barınak yap. Adamlarımız geliyor. Polis departmanından sonra. Eve gel. Bu iki takımı evden direkt şu enfektelerin üzerine hareketlendireceğim. Abi Fire and Sword gün içerisinde oynarız. Bugün kanala Bannerlord geldi. Gün içerisinde oynayıp içerik üretmeye çalışacağım. Polis karakolundan bol bol pistol ve tabanca bulduk. Mermi bulduk. Şimdi çok yakınımda zombi grubu olduğu için ben bu zombi grubunun üzerine abanabilmeyi arzu ediyorum. Aslında normalde hani iki takımı aynı anda bir yere götürme niyetinde değildim. Birine hastaneyi, birine şu yemekhaneyi falan lootlatacaktım ama bence şey yapmalıyız abi. İkisi bir takım olarak gidiyor değil mi? Aynen takım 1 takım 2 aynı anda. Bence etrafımızda steklenmelerine izin vermeyelim. Haydi bismillah. Tamam. Bizimkiler amel defterlerini kapattı. Hiçbiri bir zarar almadı. İki kişi kafalarına vurduk, onların indirdik. Kardeş, sen bura ve buraya bak. Sen base'e dön. Base'den sağlık yerine bak. Burada bana loot getiriyorlar. Akacım ne kadar odun var? 22 yetmez. Sevgili HR Havon, 14. ayında çok teşekkür ederim ve sevgili Morpheus, 22. ayında Morpheus hoş geldin. Desteğin için çok teşekkür ederim, sağ olasın. Infection Free Zone Epic'te olacak mı bilmiyorum efendim. Ama adamlar enfes bir yapım ortaya koymuşlar. Yani benim baya baya hoşuma gitti. Ha, ev boş çıktı. Vay be. Benim amacım şey bu arada. Chief, we found some medical supplies. They'll definitely come in handy. Now we'll be able to give first aid to the wounded. But if we want to heal people more efficiently, we'll need to build a med bay. A med bay sounds like a good idea. We'll think of that. No more to find. Efendim 31'de misiniz acaba? Radyo dalgalarında oyun durdurulmuyormuş bu arada. İtalya'da kendiliğinden sur mu vardı? Aa, bilmiyorum vallahi. Bina temiz. İki tane medkit geldi. Hacı abi git şuralara bak. Bizim öteki adam ne yapıyor? Evler cork çıkıyor. Şu yakındaki evleri falan bir lootlayalım. Bir tane daha barınak yapılıyor. Elde 4 tane silah var aslında. Bir tane daha grup yapabiliriz.
Her grup kendine ait bir binayı savunur. Ayrıca birbirlerini de görüp hareket ederler. Bayağı iyi olabilir. Tarihi sur. Abi fark etmez, oynarız ya. Clear. Oynarız oynarız. Dert değil. Teşekkür ederim bu arada. Önerin için sağ olasın. Bir araba maraba lazım kanka. Benzinlik falan yok mu amık yerinde ya? Vardır illa. Bir benzinlikten araba falan. Burada bütün insanoğlu yürüyor olabilir mi? Belki de arabalarla alakalı bir bug, sıkıntı gibi bir şey oldu. Adamlar kaldırdı, onu da bilmiyorum. Tamam, adamlar paso, yemek ve şey bırakıyor. Harla marla yapma muhabbeti var değil mi? Sebze yetiştirmek için tarla. Evlerin işlerini onlardan yapacağız işte ya. Oo, bayağı silah parçası falan filan var. Buradaki adam da 4 koli yemek getiriyor. Her 4 vatandaş bir tane yemek yer diyor. Kaç tane vatandaşım var benim? 21. Sekiz takım üyesi 30 vatandaşım var benim. Abi çiftçiyi falan da kurmak lazım da. Ahşap kule inşa et. Tamam, barınak halledildi. Bron base'ine dön. İşin bitti mi? Base'ine dön. Abi gece vakti oluyor. Herkes bir içeri girsin. Bir takım daha kur. Sen buraya. Sen buraya. Her binada birer silahlı ekip kalacak ki hayatta kalan insanları korusunlar. Gece vakti oldu. Köşemize çekildik efendim. Herkeste pistol var, şey var. Gördüler mi bizi? Abi net gördüler bu arada. Okey. İmha edildi. XP mevzusu vardı bunların. Sağlık puanı 100, seviye çaylak. Sağlık puanı 100, seviye çaylak. Aynen. Bunların experience muhabbeti var abi. Enfekte sürüsünü biraz erken öldürdük galiba. Defansta kalın baba. Odun kesme görevi veriyorum ya. Şuradakiler görüp yardım edebilir mi? Bu arada yardım eder. Eyvallah. Burası tamir edilir abi. Burası tamir edilir, dert değil. Ben sur çekeceğim. Oduna normalde bayağı adam gidiyordu. Şuradaki odunları falan da kestireceğim. Yarın ne yaptıracağım biliyor musun? Buradaki bir numaralı birim şöyle bir şu 4 evi. Buradaki şöyle şu 4 yeri. Enfekte tespit edildi. Aşağıdan geliyor. Bu burayı, o orayı falan, burayı bir şey yapacağım. Ondan sonra yavaştan sur çekmeye başlayacağım. Peki bunlar sur vuruyor mu hocam? İşsiz çok fazla. Tamam. Ayarlayacağım. Ayarlayacağım babuş. Tuğlayı nereden toplayabilirler? Ayarlayacağım abi. Ne kadar odunum var? 52. Surmur çektireceğim. Şey yapacağım. Şurayı şöyle komple al. Bir odun çek, bir odun şey yaptır. Ondan sonra oduna veririm maksimumunu. Deli gibi odun toplarım. Öyle gelirim. Sur çekme emri versem. Agalar. Mesela şöyleli.
Şöyle de sur çektirirsem bak 40 birime mal oluyor. 42, 43, 44. Gündüz kurmaya giderler değil mi? Gece değil. Tuğla istiyorsan bina yıktırman lazım. Yıktırırız ya, bina dolu. Gündüzleri de zombi oluyor. Gündüzleri evlerin içine pusuyorlar işte. Yani görüş alanındaki olan evleri biliyorsun. Aa diyorsun şu evin içerisinde zombi var falan. Öyle hareket ediyorsun. Aa bak mesela şurada bir enfekte sürüsü tespit edildi. Doğrudan buraya doğru mu geliyor? Bunlar artık bizim yeri biliyor baba. Tam gece siviller göreve gitmiyor. Kendimi bir güvene alayım. Şu ortalarda tarım marım da yaptıracağım. Peki bir şey soracağım. Mesela tam şuradan gelip sura dalar mı yok yere? Gelsinler. Beleş XP ya. Burayı tamir et. Burayı tamir et. Burayı tamir et. Ne oluyor oğlum? Ama bütün siviller içeri giriyor. Önce buradan malzeme alıp sonra mı şey yapacaklar? Tamir edecekler. Tamir emri verdim diye mi? Tuğla yok. Binayı yıktırır, binadan kaynak alırım. Şuranın tamiratını bir durdururum. Tertemiz abi. Zaten sabah olacak birazdan. Sabah 5'te tık 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 görevleri veririz. Dostlar ben hemen geliyorum. Geldim geldim. El yıkamaya gittiydim. Tamam hallederiz ya. Ben şeyden de çekiniyorum. Nereye alayım kamerayı? Her yerde bir şey var. Neyse ekstra görev gelirse gösteririm bir şekilde. Adamlar odun modun toplasın gelsin. Şurayı fulleyim. Yemek ektirmeye, araştırma laboratuvarı, ıdı bıdı yaptırmaya falan başlayacağım. Oyunda çok iyi değilim zaten. Buranın yıkım emrini de şimdilik iptal edelim. Güzel şeyler yapacağım. Efendim, sevgili Takisubo 3. ayında aboneyim abone. Biletleri cebimde. Ballı lokma tatlısı. Aman hadi hayırlısı demiş. Teşekkür ederim. 22. ayın kutlu olsun. Takisi bosa alasın. Aboneyim abone. Kesene bereket Takisi bocum sağ olasın. Güzel elbise nene. Lan vatandaşların yeri var aslında. Şeyden dolayı memnuniyetsiz bunlar. Ha gece oldu. Şey gündüz oldu. Enfekte sürüsü oraya girdi. Bir şey diyeyim mi? Hepsini tek yerde topla. Yok cam açıktı aşkım hiç camı kapatmadım.
Açık tutuyorum ya. Şarjörünü falan yenile. Yürü abi baskını. Üç ekibi birden baskına yolluyorum değil mi? Tamam. Tamam. Şeyleri yapıldı. Temizlikleri falan yapıldı. Turlar çekiliyor. Bana odundan şey lazım böyle. Selamın aleyküm. Size bir baskın. Ahşap kule falan inşa edilir. Üf. Çok iyi oldu bu. This is the infection free zone. Please respond. The infection is... Tam bu sadece şey ya. Ha, büyük anten yapıp şeyin kaynağını bulacağız. Chief. Use it with caution. Güzel. Adamlarımız şey buldu. Şimdi bu takımı hepsini bir eve getir. Evden dağıtarak hareket edeceğim. Araç bulabilsem iyi olacak da aracı yani benzinlikte falan buluruz abi. Benzinlik falan var mı bilmiyorum. Polis istasyonu falan filan var. Çevrede böyle bir dünya zaten ürün var. Uzun menzilli bir yer yapmaya çalışacağım. Enfektelerin biri dibimizde. Bütün hepsiyle bir daha baskına. Valla ben üçünü birden baskına yolluyorum da benim bütün zamanımı aldı ya. Abi telsiz mesajlarının sonu hapur supur bir şeye bağlanır ya. Senin görevin burayı gezmek. Yanındakinin görevi burayı gezmek. Hadi bakayım aslanlarım. Bura arandıktan sonra çıkın yola. Senin görevin buralara dolanmak. Etraftaki binaları bir araştıralım, şey yapalım. Güzel. Bina ile alakalı işlem bitti. Okay. Try it. Tamam, araç bulmaya göndereceğiz adamı. Seni bir arabanın olduğu yere gönderelim takım 2. Babuş bize odun lazım. Açık ve net. Eldeki bütün adamları odun bulmaya yollayacağım. Odun toplamaya yollayacağım. Toplayabildiğim kadar odun toplayacağım. Ondan sonra da bu surları yeniden yapmaya çalışacağım. Temel niyetim bu. Arabaya falan gidiyorum. Bilimsel malzemeleri falan ele geçireceğim sağdan soldan. Millet şöyle bir şey yapmaya devam etsin. Mekana malzeme taşımaya devam etsin. Okay. Tamam oğlum. Okay. Let's build a cookhouse. Ya tarla marla inşa edeceğim. Adamı yorma. We're going to need some metal too. Car wreckages can be a good source. Reporting. Or we can deconstruct some buildings. Send workers going to there. Do that. Roger. Let's go there. Anten yapmak için 20 tane şey topla. Toplayacağım. Şunları bir eve taşı. Telsizler beni bunalttı bu arada ya. Telsizler harbiden beni bunalttı. Yürü. Buraya git gel taşı. Saat 3'e doğru geliyor böyle. Yavaştan şey yaparız.
Bana getirebildiğin kadar odun getir. Toplayabildiğin kadar odun topla. Sonrasında tarlalar marlalar yapacağım. Getir şuraya. Şurayı araştır. Aha yakıt var, silah var, şey var. Elde bir tane makineli tüfek var. Telsiz mesajları senin chat gibi sürekli bir şey istiyor. Abi susmuyorlar ya. Şey susmuyor telsiz mesajı falan yani. Bizimkiler de susmuyor gerçi. Adam mesela backseat atıp duruyor. Kanka ne yapayım mesela 6 tane işçiyi götüme mi sokayım? Metal falan toplatabilirim. Metal toplamaya gidiyor mu adam? Gidiyor. Gene metal topla. Sürekli %100 verimlilikte kullanamam ki adamları. Odun gelsin, şurayı bir çekeyim, ortaya tarlalar marlalar yapacağım işte. Aklımda bir proje var kanka, bana çok karışmayın ya. Çok aşırı müdahale ediyorsunuz abi. Oyunu bir de nereden gördünüz de nereden backseat atıyorsunuz onu anlamıyorum ki. Neyse senin işin bitti. Dön eve doğru. Diğer adam nerede? Dön binaya. Burayı aradım bitti. Döndün şuraya. Tam akşam 5'ten sonra evlere dağılacaklar zaten. Yavaştan bir evlere dağılsınlar. Ben dediğim gibi şunu merak ediyorum. Acaba adamlar gelip özellikle şuradaki bölgeye falan vuruyorlar mı? Hani buradaki sura falan vuruyorlar mı? Yoksa açık yer varsa oradan mı geliyorlar? Eğer yapay zeka açık yer var diye açık yerden geliyorsa şey yapmak istiyorum. That's good. We can use a quiet night. Ha, bu gece sokakta enfeksiyonlar olmaz mı? Bu gece dolunay var, gökyüzü tamamen açık, neredeyse gündüz kadar aydınlık. Ha, bu gece sokaklarda enfekteler olmaz. Okey. Sen burayı araştır. Sen şuraları araştır. Sen buraları araştır. Mekanda iyi şey var ha, iyi malzeme var. Hallederiz. Ben de öyle düşünüyorum Chayondo. Acaba şey mi yani... Ya açık yer varsa açık yerden geliyorlar mı? Misal şöyle bir yer yaptım diyelim. Adam yer açık diye açık yerden gelecek mi? Bana bir bina inşası. Bak kaynağım, ıdım bıdım, yemeğim, tahılım falan filan var. Şu okulun oraya arabayla gönderelim adamı. Orası böyle çok rahat bir yere benzemiyor. Şunu eve bırak, sonra arabaya bin. Aa, aranızdan biri seviye almış. Sara. Okey. Sen ne yapıyorsun burada? İlerle şuraya. Gel buraya. Tamam, arabayla gittiği için daha fazla loot yapabilir. Yürü şöyle. Buraya uğradıktan sonra şu iki yeri bir kontrol et. Yakıt makıt da bulunuyor ya hafiften. Aa. Mekanı terk et. Mekanı terk et abi. Adamları buraya getir. Operator.
Nasıl yapacağız? Buraya yürüyerek ekibi getirmek lazım ya. Şunları gel. Yürüyerek ekibi getirmek lazım. Ben içerideki adamlara zarar gelir diye çekindim açıkçası. Yani aralarında sağlık puanı falan gider diye çekindim. Adamı buraya getir. Envanterini boşalt. Adamı buraya getir. Şurada bekle. Okula doğru gideceğim. En son milimetrik açıkta bile içine sızmışlardı. Evet abi. Evet. Yaptığımız kule hiçbir işe yaramamıştı. Ben de onu hatırlıyorum. Şimdi şöyle bir etrafı çevreleyeceğim. Etrafı çevreledikten sonra inşallah böyle bir rahat ederiz diye düşünüyorum. Ne olabilir, nerelere kuleler yapılabilir bilmiyorum açıkçası. Bakalım ne kadar hayatta kalacağız, göreceğiz. Şimdi... Girin abi 3 ekip içeri. Sen burayı... Sen burayı lootla. Sen de burayı araştır. Araba var birader, bir şey olursa arabayla çıkar gelirler ya. Bu gece şey yapabilmek çok iyi oldu bu arada gerçekten. Bu gece iş yapabilmek acayip iyi oldu. Etrafa bir sur daha. Deneriz. Araması ne kadar uzun sürüyor da buraları? Gerçi koca mekanı arıyorlar. Kolay mı? Adamlar koca mekanı arıyor. Olabilir belki bir sur daha. Ya da içeri kuleler. Bina temiz. Yürü. Bir bok bulamadı. Otomatik kayıt tamamlandı. Dur. O binada iki tane medkit var. Sen direkt buraya gidiyorsun. Oradaki iki medkiti alıyorsun. Bizimkiler araştırma kitabı falan aldılar. Medkitleri aldın. Öyle dönüyorsun. Bizim böyle daha rahat bir şekilde odun alabileceğimiz bir yer var mı? Var. Şuralardan topluyorsun odunları. Metal ve tuğla işini falan da halledeceğiz. Sıkıntı yok. Envanterim full de olsa bile araba var. Araba olduğu için çekinmiyorum. Bizim adam yerine ulaştı. Eve. Bıraktı. Yürü git şuraya. Kardeşim bina temizse bin arabana, dön evine. Burada odun toplayacak adam yok. Halledilir. Sen ne yapabilirsin? Şurayı araştırabilirsin sadece. Kitaplar falan geldi. Where we can experiment and re-engineer all the pre-pandemic technology. We could store all the books there. Okay. Let's do this. Araştırma merkezine dönüştüreceğiz binanın birini. Building complete. Ahşap kule, metal kule. Vallahi metal toplayıp metal kule falan yapmak lazım ha. Araştırma merkezi.
Şuradaki binayı da araştırma merkezi yap. Birader elde hala yeterince odun var. Acaba diyorum bugün şu sur çekme olayını bitirebilir miyiz? Ama işte gelip şuradan bir yerden saldırırlarsa dolanmak yerine... Ne oluyor lan? Çık oradan. Gel buraya. Better get back there and kill it. Zombiler, sevgili dostlar. Bizimkileri kovalama konusunda falan hani bir an bile tereddüt etmemiş. Üstelik tekrardan gün ışığından kaçıp karanlığa dönmesi gerektiğini falan biliyormuş. Yani bu zombilerin akıllandığına dair falan bir işaret. Adamlar binalarını inşa etmeye devam ediyor hocam. Hiç kimsenin canına bir şey olmadı çok şükür ki. Burada bir zombilerin akıllanma durumu falan söz konusu galiba. Ben şuraları depolama alanı olarak kullanırım diye düşündüm efendim ya. Çünkü baya baya bir geliştirdim kendimi. Artık arabayla loot'a gitmek gerekiyor. İkinci bir araba bulana kadar ne yapacağımı bilmiyorum. Evde adamlar yürüyebilir, bir şeyler yapabilir ama. Hocam mümkün mertebe. Şunları toplayın. Gün bitmeden belki bir sur yapmış oluruz. Aslında saat geç oluyor diyeceğim de geç olmuyor ya. Daha fazla araba lazım bize. Adamlar arabayı falan burada şey yapar, kullanır. Şöyle bir savunmamızı çekelim. 3 tane tarlayı buralara inşa edebilirim diye düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunları hiç riske atmayacağım ya. Siz dönün abi eve. Basit anteni araştırmaya başla. Tıbbi bakım, kimya, silah üretimi, yemek. Allah ne verdiyse daha gidecek çok şey var. İki de okuyorum efendim tabii ki. Tarla yapmak için. Şuradaki iki binayı yıkıp tarla için kullansam. Mesela bence şurası metal toplamayla alakalı şey olabilir. Ondan sonra buradaki bir binayı yıkmak isteyebilirim. Şu ikisini yıkar buralara tarla kurarım ya. Atla arabaya dön ya. Hiçbir şey canından kıymetli değil. Atla arabaya dön. Zaten gece oluyor. Work's done. Head back to your shelters. Ready for action. Going there.
Ya inşallah surları çok rahatsız etmezler ya. Tek dileğim şu önden gelmeleri yani. Surları rahatsız etmeleri ihtimaline karşılık ne yaparız? Bu odundan surlarla alakalı falan işimiz bittiğinde bir şeyler ayarlarız ya. Bir şeyler ayarlarız abi. Oyun başında map seçiyoruz. Map'e girince hangi evden başlayacağımızı seçiyor muyuz? Yok, ev seçtirmedi. Direkt beni buradan şey yaptı. Direkt beni buraya. Ya benim tek dediğim gibi şu surlara vurmalarını istemiyorum. Surlara vurmak yerine önden gelirlerse hiçbir sıkıntı yok. Çünkü önden gelirlerse yeterince adamım var. Bunlara takır takır şey yaparız. Şişleriz yani önden geldikleri vakit. Hatta şu öne bir tane böyle büyük ahşap kule, metal kule bir şeyler dikip yapabiliriz. Hani ne yaparız? Şuraya bir kule dikeriz, buraya bir kule dikeriz. Arka taraf götümüz komple güvende olur. Arabayı haşat etmeseler bari. Hızlandırarak oynamak istemiyorum dostlar. Oyuna o kadar da karışmayın ya. Tamam bak, açık yerden geliyor, beni benden alıyor. Sıkıntılı bir durum var gibi hocam. Enfekte sürüsü değil. Ha ya, büyük bir enfekte sürüsü. Oha, bir birlik daha geliyor. Onun ne, 5. günün şafağında doğuya mı bakayım? Abi. Tamam, arka taraflara falan dalmıyorlar. Okey. Arka taraflara falan dalmıyorlar. Bu bizim için güzel bir ayrıntı. Atış gücünü arttırmamız lazım sadece. Ne olabilir? Bu evdekiler burayı görüyor. Şuraya bir tane metal kule kurarız. Burada bir dörtlü atış çemberi yaparız. Abi bizzat bizi bekliyorlar galiba ya. Hani ölü taklidi ihtimali biraz zor gibi. Bizzat bizi bekliyorlar çünkü. Tamam, şu odunla alakalı işler bir bitsin. Yeterince odun topladık. Bir daha mı ya? Şeyin intikamı galiba. Dolunayın intikamı. Jaharya merhabalar. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Vallahi kuleye verebileceğim bir tane AK var. Artık ne bulursak. Bir ekibi sadece arabayla loot'a yollayabiliyorum. Benim benzinlik falan bulmam lazım ya. Böyle yemekli evlerden ziyade benzinlik. Polis istasyonundan iyi malzeme gelir. Aha, yakıt. Terk edilmiş. Ve burada yakıt bulma ihtimalimiz var. En yakın yer bura mı ya yakıtla alakalı? Yakıtı alırım. Karakola giderim. Yakıtı al, karakola git, buraya gel. Başka böyle yakıtla alakalı. Aa, daha yakın bir yer var yakıtla alakalı. Şuradan yakıt alıp bir etraftaki evleri falan araştırırız. Birader yalnız bu neymiş ya? Oyunun böyle bir zorluk katmanı beni bir şey yaptı yani. Oyunun zorluk katmanı beni bir etkiledi. İçeri tarla yapacağım daha şunları kırdırıp. Yani evleri yok etmek ne kadar zaman alır bilmiyorum ama. Şunları yıktırıp içeriye birkaç tane tarla yapacağım. En az 3 tane tarla yapıp bir yerde yemek yaptırmam gerekiyor zaten. Bir şey diyeyim mi? Şu an odun yeterli bence ya. Bu yerdeki odunları falan toplamak için şöyle bir emir veremiyor muyum? Şey yapamıyorum, veremiyorum. Bu yerdeki odunları toplamayacak mı onlar? Ekiple mi toplatmam gerekiyor acaba, agalarla? Enfekte sürüsü tespit edildi. Bir tek şu adamların cephanesine dikkat etmesi lazım. Onun dışında bir sorunu yok ya. Herkes iyi durumda bu arada. Bunlar bir tane eve girer.
Biz bunların kafaya çökeriz. Kafa atmaya mı geliyorsunuz Beyza? Eve saklanmaya girdiler. Şurayı bir tamir edin. Şurayı bir tamir et. Üçünü al. Kafasına çökmeye git. Buraları parçala. Ve bir tane metal çit değil, metal kule. Birader şöyleli bir metal kule diktireceğim. Niye böyleli? Çünkü bunlar birbirini görsün. Maksat bunlar birbirini görsün. Let it go. Poor kid suffered enough. Abo. Evet, olay büyük bu arada. Bizim ekibin üzerine saldıran enfektelerden biri çocukmuş. Biri 3 yaşındaydı diyor yani. 3 yaşından bile büyük değildi belki hani. Eğer bunlar çoğalabiliyorsa ben geri kalanını düşünmek bile istemiyorum diyordu operatöre ses veren diğer eleman. Binayı araştırma merkezine dönüştürmeye çalışıyorum. Kule yapmaya çalışıyorum. Aranızdan en deneyimlileri alalım. Yakıt yükleyebiliyoruz. Şu anlık tamire ihtiyacı yok gibi. El babuş. Şuradan daha rahat gözüküyor. Yukarıda bir yerde böyle bir yakıt alabileceğim bir yer var mı? Yok. Yukarıda polis istasyonu var. Şuraya gidiyorsun ya. Abi tam olarak oraya gidiyorsun. Senin yapabileceğin bir şey yok. Şöyle şu 4-5 yeri araştırmaya çalış. Sen de şu 3-4 yeri araştırmaya çalış. Şunları böyle bir toplama işareti gibi bir şey yok mu ya? Yemek yapılan yer, tarla, depo, barınak, üretim, dikenli tel, araştırma merkezi. Metal topla. Şuralara da metal topla. Chief, we just found a dead animal, but the thing is, it was literally shredded to pieces. It couldn't just be some ordinary infected. There are teeth marks on its skin. They look like dog teeth. Oh. Stay alert. Köpek dişine benzeyen dişlere sahip bir yaratık, canavar. Artık ne olarak isimlendirmek istersen. Bizim işin rengi iyice değişiyor ha. Fallout dizisiyle pek ilgilenmedim ya. Nötr grup. Nötr grup. Arkadaşlar bakın Allah aşkına ya çenenizi kapatıp izleyin ya da siktirin gidin şu yayından. Tamam mı? Yeterince açıklayıcı oldu mu? Lavuğa bak amına koyayım ya. Yani ya okuyacakmışım o okumayacakmış ya da o okuduktan sonra ben tekrar okumayacakmışım. Emrin olur amına koduğum.
Emren olur paşam. Oğlum siz... Sakin. Sakinim, adam yerine koymayacağım. Sakinim. Şunu uzatsana zahmet diyecektim, aldım ben. Building adapted. Search done. Şeyimiz var değil mi? Tamam, temel alet parçamız var. Temel alet parçası sayesinde yeterince tarla inşa edebileceğim. Okey. Buraya makineleri tüfek vermeni istiyorum ama abi iki kişi var ve bir tane makineleri tüfeğim var. Tam tabanca olmadığını biliyorum. Ama makineli tüfekte eksik galiba. İki tane olmadan olmuyor. Keşke arabalı adamı polis karakoluna yönlendirseydik ya. Aslında vardır polis karakolu yakınlarda. Saat daha öğlenin 12'si. Bugünü de oynayalım, yavaştan videoyu salalım dostlar. Amerika'dayız efendim. Lootlar yenileniyor mu, hiçbir şey bilmiyorum ya. Abi şey böyle. Nasıl diyeyim? Bebelerin backseat'i bitmiyor. Şunu şöyle oyna, bunu böyle oyna, şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Hani backseat'leri bitmiyor. Okey diyorsun, susuyorsun. Şeyleri bitmiyor, dertleri bitmiyor. Oğlum ya size böyle bilmiyorum yani, biri düşüncelerinizin çok değerli olduğunu düşündürüp siktir oldu gitti galiba yani. Değil abi, değil. Üzgünüm, değil. Değil, en azından ben önemsemiyorum. Sizin götünüzü yalayacak adamlar vardır. Gidin onları izleyin. Ben sevmiyorum arkadaş bu kadar müdahalezasyon şey. Selamlar Furkan'ım, hoş geldin. Ay, evlerin sökülmesine de az kaldı. Şuralara bir iki tarla daha yapılır. Bir de depo inşa derdi çıktı. Şahane. İyi bari polis karakolunda çok adam yok. Maraşer Samet, hoş geldin. Şey yapabiliyor muyum bu arada? Aa yok, tamam. Bu adamları kuleye koyamıyorum. Bina temiz, neresi? Polis karakolu. Ne aldın? Uzun menzilli silah yok abi. Arabanın envanteri de, takımın envanteri de fullendi. Okey, en güzeli base'e dönüyorlar. En iyisini yapıp base'e dönüyorlar abi, tertemiz. Şu odunları falan nasıl toplatacağımı bilemedim ya. Emri iptal ettiğim için herhalde. Depo. Sen de şuradaki yemeği al, gel. Al gel abi. Bu arabadan bol bol taşıma yapacak. Evin oraya doğru gel. Depolar dolu. Şuraya depo yapıyor. Gene ne var ya? Okay. Let's do this. Aa dur bak, evlerden biri cortlamış. Buraya bir tarla daha.
malzemeleri alamıyor ki arabadan. Arabadan malzemeleri alamıyor çünkü yer yok. Ups. Neyse şu yandaki evleri falan yıkarız ya. Abi geç oldu. Herkes yerine. Güzel bir mekan yaptık bence ya. Vatandaşlar kötü şartlarda yaşıyor. Ne gibi kötü şartlar mesela? Medkitiniz var, şeyiniz var. Şuraya bir tane de yemek yapılan yer inşa ederiz. Ya da tarlaların yanına. Oldu da bitti maşallah. Depo. Diğer alan. Okey. Birlikleri üzerinden gezdirerek toplayabilirsin odunları. Öyle yapalım. Öyle yapalım abi. Şu günü de atlatalım bu arada. Ondan sonra yavaştan bir save alıp çıkalım. Rica ederim Guşguş, ama ben teşekkür ederim, sağ olasın. Oyun güzel ya, benim de çok hoşuma gitti. Operator. Ve şey yok galiba, etrafta enfekte yok. Özellikle böyle polis karakollarına gidip ya da yakıt alabileceğim yerlere gidip hani bir yandan arabanın yakıtını dert etmeden bir yandan da eldeki silahları falan arttırarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şu anlık alanımız güzel. Belki ilerleyen zamanlarda böyle birkaç evi daha alabiliriz işin içine. Ya da şurayı yıkıp şu alanı falan katabilirim. Bilmiyorum. Şu anlık durum bu. Hızlı bir 8x'e aldım. Sabah olsun. Ardından yavaştan save'imizi alıp çıkalım. O ne lan? Hızlıca gelen enfekte köpekler. Abi vurun onları. Bak bunu biraz da yem gibi koymuş olduk, gördün mü? Abi tertemiz. Tertemiz. Hiçbir fikrim yok. 5 taneye kadar ekip kurabiliyorsunuz. 5 tane olabiliyor ekip sayısı maksimum. Demek ki gece adamlarını dışarıda bırakmayacaksın abi. Adamları dışarıda bıraktığın an sıkıntı meydana geliyor. Şuraya bir 3 tane metal kule çaksam mesela. Pistolüyle, şu suyla, bu suyla ateş edip her şeyi layıkıyla yerine getirir. Evet efendim, şöyle bir save'imizi alalım. Şey yapabiliyor muyum? İsim değiştirebiliyorum galiba. Yeni seri dedim. Kaydettim. Şöyle bir save'imizi alalım ve videoyu burada sonlandıralım dostlar. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. İyi, nötr grup. Tamam. Öyle saldırmaya gelen silahlı gruplar falan yok. Çok güzel. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Bye bye.